Namazın olduğu çalıyor. Silah, para, uyuşturucu madde. İçinde yok yok. İşte İstanbul'un adli emanet deposu. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki adli emanet depoları kapılarını ilk kez açtı. Avrupa'nın en büyük adalet sarayında toplam 19 depo var. Binlerce suç delili işte bu depolarda korunuyor. Adli emanet depoları adliyenin eksi 4. katında bulunuyor. 19 adli emanet deposunda şu anda 300 bin kaleme yakın eşya muhafaza ediliyor. İçerisinde öyle şeyler var ki hepsi Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran olaylar ve davaların izlerini taşıyor. Depoların içindeki torba, zarf ve poşetlerde deste deste sahte paralar, artık kullanılmayan cep telefonları, kanlı tarihi tabancalar, bıçaklar, bilgisayar ve kılıçlara kadar el konulan çok sayıda eşya var. 19 depo dolu bir emanetimiz var. FETÖ davaları kapsamında elde edilen emanetler ayrı bir odada, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ele geçirilen delillerse ayrı bir odada muhafaza altında. Yine Ergenekon davasından kalan eşyalar da adliyenin adli emanet deposunda. FETÖ'cülerden çıkan 1 dolarlar da adli emanetin 15 Temmuz deposunda tutuluyor. Adli Emanet Kalem Müdüresi Muazzez Ağırkan'la 18 memurun görev yaptığı birime çalışanlar ve ilgili savcı haricinde kimsenin girmesine izin verilmiyor. Emniyet ve kriminal incelemeleri tamamlanan suç delilleri ve eşya polis tarafından adli emanet birimine kapalı ve mühürlü getirilip teslim alınıyor. Kayıt altına alınarak depolara konuluyor. Mahkemece ya da soruşturma savcılığının talebi halinde ya sahibine iade ediliyor ya da imha ediliyor ya da muhafaza altında tutuluyor.